Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bir toplantıda partisinin yöneticilerine görevler verdiği ve hizmetlerin kendileri tarafından yapıldığını anımsatan sözlerini değerlendiren CHP'li Başkanı Abdülkadir Adar, CHP'li belediyelerin çalışmalarını anlattı. Adar, halk bu hizmetleri biliyor, CHP'li belediyelerin yaptıkları o kadar çok ki diyerek belediyelerin çalışmalarını anlattı. 2014 yılı belediye seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyükşehir adayını açıklarken videolarda göstermiş olduğu film ve bunun üzerine Sayın Büyükerşen'in söylemiş olduğu sözler aklıma geliyor. Tümü Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmetler videoda gösteriliyor ve sanki bunlar o dönemde iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yapıldığı gibi bir izlenim yaratılmaya çalışılıyor. Ve akabinde de Sayın Büyükerşen bunu gördüğünde herhalde beni aday gösterecekler diye bir ince espri yapmıştı. Şimdi herhalde Sayın Varank Eskişehir'de gelip gitmeleri çok oldu ama Eskişehir'i gezme gibi bir zamanı olmadı diye düşünüyorum. Eskişehir'in sadece ve sadece son 5 yılına damga vuran ve son 5 yılında odun pazarını yöneten Odun Pazarı Belediye'mizin yaptıkları birkaç olayla bu olayı pekiştirmek istiyorum. Şimdi bakınız 10 yıl yani 2004 yılından 2014 yılına kadar Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yönetilen Odun Pazarı Belediyesi'nin Odun Pazarı Evleri bölgesinde sadece eski binaların dış cephelerinin makyajıyla uğraşıldı. Başka bir şey yapılmadı. Ama Odunpazarı Belediyesi 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin eline geçtikten sonra yapılan her binanın ayrı bir işlevi var. Tayfun Taliboğlu Daktilo Müzesi. Bir Odunpazarı Evi, bina restore edildi. Ve binanın içerisi Sayın Allah rahmet eylesin Tayfun Taliboğlu tarafından hediye edilen ve daha sonra diğer koleksiyonerler tarafından da zenginleştirilen bir daktilo müzesi haline getirildi.